Zeynep'le her şey dahilden herkese merhaba. Bu videoda taze tarhana çorbası hazırlayacağım. Bunun için uygun bir tencereye bir kaşık tereyağı ve biraz da sıvı yağ alarak nasıl yapıldığına geçiyorum. Şimdi ocağın altını açtım ve yağı eritiyorum. Erimiş olan yağın içerisine 2 kaşık un katıyorum. Çok fazla pembeleşmeyecek. Biraz böyle kavuruyorum. Un fazla pembeleşmeden şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı da biber salçasını birazcık sulandırıp şöyle ilave ediyoruz. Bunları da karıştırıyoruz. Bunlar da biraz kavrulduktan sonra 8 su bardağı kadar et suyu ya da normal su ilave ediyoruz. Suyu döktükten sonra şöyle birazcık karıştıralım ve hemen yoğurt dökeceğiz. Çünkü su soğukken yoğurdun dökülmesi lazım. Yoğurdun kesilmemesi için. Bu aşamada yoğurt döküyoruz ve çırpacağız bunu. Sonra kaynama noktasına gelene kadar bu şekilde karıştırıyoruz. Kaynamaya başladığında istediğimiz yoğunluğa gelene kadar altını kısıp pişiriyoruz. Tuzunu da ilave edip pişirmeye devam ediyoruz. Çorbayı ocaktan aldım. Kıvamı bu şekilde aldı. Şimdi de içerisine toz nane serpiyorum. Biraz da maydanoz serpeceğim. İnce ince kıymış oldum. Eğer siz de kış için tarhana hazırlayamıyorsanız bu şekilde taze bir şekilde yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Bir de bir tavanın içerisinde tereyağı erittim ve içerisine kırmızı biber attım ve onu kavurdum. Şimdi bunu ilave ediyorum. Şöyle de bir karıştırmak istiyorum kıvamına bakmak için. Şöyle karıştıralım. Bir tane de kaşıkla şöyle nasıl olduğunu göstermek istiyorum size. Eğer dediğim gibi tarhana yapamıyorsanız bu şekilde taze bir şekilde yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi ve daha fazla videodan faydalanmak için abone olmayı unutmayın. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.